Türk ulusu zorlu kurtuluş savaşını geride bırakmış, yurdunu yabancı devletlerin işgalinden kurtarmıştı. 1922'de Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya temsilcileri, Türkleri İsviçre'nin Lozan şehrine barış antlaşması imzalamaya çağırıyordu. Tarihe İtilaf Devletleri olarak geçen bu devletler, Lozan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra İstanbul hükümetini de davet etmişti. Buna tepki gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı. Artık konferanstaki devletlerin tek muhatabı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Lozan'a İsmet Paşa'nın gitmesine karar verdi. Mustafa Kemal, Lozan görüşmelerine yurt toprakları için cephede savaşmış bir komutanın gitmesini istemişti. Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkmış bir komutan olan İsmet Paşa'yı, Kurtuluş Savaşı kadar zor bir sınav bekliyordu şimdi. Neden benim oturacağım yer sizinkinden alçak? Bir yanlışlık olmuş. Şimdi görüşmeye başlayalım. Sandalyenizi değiştirmekle vakit kaybetmeyelim. Benim vaktim bol. Lütfen değiştiriniz. Eşit şartlarda görüşeceğiz, eşit yükseklikte oturacağız. İtilaf devletleri önce Kurtuluş Savaşı'nı bir ayaklanma olarak kabul ettirmeye ve Türkiye'ye 1. Dünya Savaşı'nın yenilmiş ülkelerindenmiş gibi davranmaya çalışacaklardı. Türkiye ise Boğazlar sorununun çözülmesini, kapitülasyonların kaldırılmasını ve sınırlarda olduğu kadar ekonomik alanda da bağımsızlık kazanmayı istiyordu. Konferansa başkanlık eden İngiltere, Türkler üzerindeki sömürge haklarını kaybetmeyi istemiyordu. Bu, İngiltere'nin sömürgesi olan öteki ülkelere kötü örnek oluşturabilirdi. Lozan Konferansı'nda en çok üstünde durulan konu Boğazlar olacaktı. İngiltere, Boğazların bütün ülkelere açık, Rusya ise bütün ülkelere kapalı olmasını istiyordu. Eğer Boğazlar sorunu çözülürse barış sağlanacaktı. Barışın yolu İngilizlerden geçiyordu. Kurtuluş Savaşı'nda büyük başarılara imza atmış bir komutan olan İsmet Paşa, Türk ulusunun bağımsızlığını Lozan'da da korumak zorundaydı. Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı'yla kazandığı bağımsızlığını, Lozan'da elde edeceği barış antlaşmasıyla güvence altına almak istiyordu. Türklere kazandıkları istiklalin karşılığında hak ettikleri barışı ve güveni vermek istemeyen yabancı ülkeler, İsmet Paşa'nın karşısına ilk olarak Trakya meselesini getirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hükümeti, Balkan Savaşları sonrası Batı Trakya'yı Bulgarlara bırakmıştı. Batı Trakya'ya sahip olan Yunanlılar da bu toprakları Bulgarlardan almış olduklarını gerekçe göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine vermeyi reddediyorlardı. İsmet Paşa, Ruslarla İngilizlerin Boğazlar konusundaki birbirine karşıt isteklerini Türkiye'nin yararına bir taktik olarak kullanacaktı. Bir başka önemli konu da Musul sorunuydu. İngilizler bu konuda Boğazlar konusundaki kadar inatçıydı. Azınlıklar konusundaysa İngilizlerin önderliğinde olmak üzere tüm katılımcılar birlik içindeydi ve İsmet Paşa'ya Ermenilere toprak verilmesi konusunda büyük baskı yapıyorlardı. Konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilecek kritik konular sonraya bırakılıyordu. Türkiye, İtilaf Devletleri'nin hangi konulara ne kadar önem verdiğini bu taktikten anlıyordu. Konferans kapitülasyonların görüşülmesi sırasında tıkandı.
İsmet Paşa, Türkiye'yi hem ekonomik hem de hukuksal açıdan boyunduruk altında bırakacak tutuma karşı çıktı. İtilaf devletleri maddi güçleriyle Türkiye'ye baskı yapmaya kalkıştılar. Konular oldu bittiye getirilmeye çalışıldı ancak İsmet Paşa bu tutuma boyun eğmeyince görüşmeler kesildi. İsmet İnönü rest çekmişti. Ancak daha dönüş yolunda aldığı mesajlardan bu konferansın tekrar gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya çıkıyordu. İsmet Paşa'nın rest çekip geri dönmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalif grup büyük bir hata olarak görmüştü. Ve İsmet Paşa'ya bu hatasından dolayı çok sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Meclisteki bu grup, İsmet Paşa ve Mustafa Kemal'in milletvekilliklerini düşürmeyi bile istemişti. Nitekim, uzun görüşmelerden sonra muhalif grup ikna oldu. Ve İsmet Paşa'nın ekibine güvenini ve desteğini sundu. Görüşmeler, 1923 Nisan'ında yeniden başlayacaktı. Lozan Konferansı Türk tarafının savaşı göze alan kararlı tutumu üzerine ikinci kez Nisan 1923'te yine sınırlar üzerinden Trakya konusuyla başladı. İtilaf devletleri daha önce yaptıkları gibi en önemli konuları konferansın sonuna erteleme taktiğine başvurdular. İsmet Paşa görüşmelerin bu ikinci aşamasında çok daha avantajlı konumdaydı. İkinci kez çağrıldığı için artık eli daha güçlüydü. Onu başarılı kılan stratejisi, konferansı bir savaş gibi görmesiydi. Heyetini her zaman hazır tutar ve tıpkı bir savaşta olduğu gibi her günün raporunu Ankara'ya bildirirdi. Sıkıştırıldığındaysa, "Ben diplomatik cilveleşmeleri bilmem. Bir saat sonra savaşa tutuşuruz" diyiveririm. Der ve işine gelmeyen şeyleri duymazdan gelirdi. Konferansta Türkiye'nin hangi konuda ne kadar direniş göstereceği merak konusuydu. Bu direniş, bu dik duruş bir ulusun kaderini tayin edecekti. Yunanlılar başta olmak üzere hiçbir itilaf devletinin tahminleri doğru çıkmamıştı. İsmet Paşa'nın temsil ettiği Türkiye'nin direncini öngörememişlerdi. Konferansa katılmayan Amerika Birleşik Devletleri de itilaf devletleriyle aynı saftaydı. Türkiye, dünya devletlerine karşı yine tek başınaydı. İtilaf devletleri artık ilk görüşmeleri terk eden Türkiye'ye bir şeyi zorla kabul ettiremeyeceklerini biliyorlardı. Öyle de oldu. Tüm kapitülasyonlar kaldırıldı, ulusal sınırlar içinde yaşayan herkes yurttaşlık güvencesi altına alınarak azınlıklar konusu çağdaş bir biçimde çözüme kavuşturuldu. Dünya devletleri epeydir Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam demekteydi. Oysa o hasta adam artık dirilmiş, yeni ve güçlü bir adam olarak karşılarına dikilip ikinci kez kazanmıştı. Lozan Barış Antlaşması Türk ulusunun İsmet Paşa'nın şahsında askeri zaferleri gibi yüreğiyle ve yeteneğiyle hak ettiği çok önemli bir kazanç oldu. Antlaşma masasına 1. Dünya Savaşı'nın kaybedeni, Kurtuluş Savaşı'nın kazananı bir ülke olarak oturan Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nda dünyadaki yerinin hukuksal olarak tescili, uluslararası düzeyde tanınma, tam bağımsızlığının elde edilmesi ve sınırlarının resmen belirlenmesiyle adeta 2. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı. Barış anlaşmaları karşılıklı tavizlerle olur. Anlaşamamanın bedeli yeniden savaşmaktır. Alınan dengeli sonuç ve anlaşmanın ne kadar uzun süre geçerli olduğu önemlidir. Bu yüzden Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nda kazanan taraftı.